kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İncil'de geleceği müjdelenen kılıç sahibi kimdir? Önce şunu ifade edeyim. Bizim İslam tarihi kaynaklarında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin delilleri sayılırken Tevrat, İncil ve Zebur'dan da nakiller yapılır. Ancak bir kısmına bakıyoruz ki mesela diyelim Nebhani veya Beyhaki veya bir başka alim kendi dönemlerindeki Tevrat metinlerinden hareketle bir kısım ifadeleri peygamberimize işaret ettiğini çıkarmış. Bazen onları günümüzdeki elimizde bulunan İncillerde bulamayabiliyoruz. Bu neden bunun iki nedeni var. Birincisi orijinal İncile bakmadığımızdandır. İkincisi orijinal de olsa eğer tercüme edile edile farklı kalıplara sokulduysa o haliyle elimizde bulamayabiliriz. Mesela kılıç sahibiydi ifadesi hakimdi, üstün gelirdi diye tercüme edilir. Mesela o secde ederdi akşam sabah diye bir ifade var idiyse onu akşam sabah dua ederdi diye çeviriyorlar. Aslında secde ederdi olsaydı Hristiyan'da bugün secde yok. O zaman Hz. İsa Aleyhisselam'ın ahir zaman peygamberinin secde edeceğini ve kendisinde secde ettiğini anlayacaktık. Dolayısıyla Hristiyanlığın İslamiyeti kabul ettiğini ve İsa Aleyhisselam'ın da İslam peygamberinin secdesini onayladığını anlayacaktık. E bu anlaşılmasın diye secde kelimesini dua ederdi diye tercüme ettiklerinde biz bunu bulamayabileceğiz. Öyleyse İslam tarihi kaynaklarında geçen İncil, Tevrat ve Zebur'dan alınmış ahir zaman peygamberin geleceğini müjdelen bazı ifadeler eğer bugün elimizde bulunan kaynaklarda yoksa bu onların olmadığı anlamına gelmez, onların değiştirildiği ve farklı ifadelerle tercüme edildiği anlamına gelir. İşte Nephanide geçen, Hucetul Alemin Nephanide geçen bu bilgi aynen şöyle seyf ve asa sahibi olacaktır. Yani Hz. İsa Aleyhisselam'dan sonra gelecek zat, peygamber, kılıç, hadit kılıç sahibi ve asa sahibi olacak. Hakikaten Hz. İsa Aleyhisselam cihatla görevli ve vazifeli değildi. Hatta Tevrat'ta, böyle, İncil'in aslında böyle şeyleri de yok. İncil'in aslında. Ancak cihatla vazifeli olan ve görevlendirilen ve İslam tarihinde bunu hayatıyla tatbik eden peygamber Hz. İsa Aleyhisselam'dan sonra Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın verdiği bu bilgiler İsa Aleyhisselam'da yok. İsa Aleyhisselam'dan sonra da sadece Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'da var. Öyleyse bu cihatla Allah'ın dinini yeryüzüne yayarken önüne çıkacağı engelleri kaldırmakla sorumlu ve mükellef, yeryüzünde fitneyi ortadan kaldırmakla mükellef, Allah'ın kullarına zulmedenlerin zulümlerini engellemekle sorumlu olan din, İslam dinidir. Ve bu dinin peygamberi Muhammed aleyhissalatü vesselamdır. Ve bu dinin kitabı da Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şu halde Hz. İsa aleyhisselam, o kılınç sahibidir diyerek cihadın emredileceğini ve bu cihadı emredecek zatın peygamber olacağını müjdelemiş. Ayrıca asa sahibidir demiş. Gerçekten Peygamber Aleyhisselam hayatında asa edinmiş ve elinde asa taşıyordu. Öyleyse İsa Aleyhisselam'ın müjdelediği zat ahir zaman peygamberi, son peygamber, kılıç ve asa sahibi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bunu bütün dünya aleme duyurmak ve bu sorumluluğun altından kurtulmak gerekiyor. Cenab-ı Hak gerçekleri görmemizi, vicdanımızla, aklımızla, muhakememizle hareket etmemizi bütün insanlığa nasip eylesin inşallah.